Herkese selamlar. Bugün sanat tarihi bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü okuduğunuzda sizi nasıl bir kariyer imkanı bekliyor olabilir? Biraz bunun üzerine soru cevap yapacağız. Ama burada arkadaşlar ilk olarak söylemek gerekiyor. Bizim buradaki önceliğimiz size klasik kariyer yöntemlerini anlatmak değil. Yani siz onları zaten muhtemelen pek çok yerde gördünüz, duydunuz. İşte nedir bunlar? pek çok yerde çalışabilirsiniz. Tarih öğretmeni vesaire olarak belki formasyon alıp bunun haricinde işte müzelerde çalışma imkanımız var. Bunun akabinde modern sanat galerilerinde yine pek çok sanat tarihi mezununu görüyoruz. Yani siz zaten bunları biliyorsunuz. Bizim buradaki derdimiz size biraz daha farklı yolları anlatmak. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar bunun ilk yapmanın yolu yani farklı yollardan ilerlemenin yolu arkadaşlar okuduğunuz bölümü sevmeniz. Dolayısıyla bu bölümü sadece puanınız buraya yettiği için tercih etmeyin. Evet bu hayatın bir gerçeği. Yani sonuçta ben de puanımın yettiği bir üniversite tercih ettim. Çok isteyerek de istemeyerek fark etmiyor. Sizler de muhtemelen böylesiniz. Yani belki çok daha başka bir bölüm istiyordunuz ya da başka bir üniversite istiyordunuz. Ama burayı artık gözünüze kestirdiniz. İyi ya da kötü bunu kersemek için söylemiyorum. Dolayısıyla burada illaki puanınız sizin tercihinize etkili oluyor. Ama arkadaşlar sonuçta eğer okuduğunuz bölümü kendinizden uzakta görüyorsanız ve sadece puan için tercih ediyorsanız bence mutlaka bir tık daha düşünün. Yani bir kere daha düşünün. Gerekirse mezununa kalın. Bunu üniversitenin yüksekliği düşüklüğü olarak söylemiyorum. Bunu hedeflerinize giden yoldaki köprüyü iyi işaret için söylüyorum. Burada şundan bahsetmeyeceğim. Yani hayatınızın kararını alıyorsunuz. 18 yaşında işte 40 yıllık mesleğini seçeceksiniz. Yok abi böyle bir şey. Bunu geçelim. Böyle, böyle bir şey yok. Artık bir iş zaten en fazla 5 sene sonra değişiyor. Dolayısıyla şu anki bu kadar aslında bölüme yönelme sebebim size hayatınızın, mesleğinizin seçecek olmanız değil. Belki 5 sene sonra o bölümü yapmayacaksınız bile. Bambaşka bir şey yapacaksınız belki de. Sadış pazarmaca olacaksınız mesela. Ama burada arkadaşlar okuduğunuz bölümü sevmeniz gerekiyor. Onunla ilgili iş yapmanız gerekmiyor bakın. O şart değil. Ama bölümü sevmek ve istediğiniz bölümü okumak şart. Çünkü diğer türlü o 5 yıl boyunca, 4 yıl boyunca her neyse ne kadar okuyorsanız hep böyle bir mental olacak içinizde. Ya ben bu bölüme ait değilim işte ben buraya ait değilim. Bu hisle yaşayacaksınız. Aynı şekilde iş girdiniz. Ondan sonra da hep aklınıza bir keşke kalacak. Ya keşke işte şunu yazmasaydım. Keşke işte şunu yazsaydım. Dolayısıyla ne karar alıyorsanız alın. Hepsinin arkadaşlar bir altını doldurmak gerekiyor. Altına bir gerekçe saymak gerekiyor. Ya bu bölüm, bölümü seçiyorum çünkü bu bu yanları bana uygun. Ha 5 sene sonra uymak zorunda değil. Belki 5 sene sonra bambaşka yerler seçeceksin. Diyeceksin ki 18 yaşında bana bunlar uygundu. Şu an değil. Bitti. Hiç sıkıntı yok. Çünkü artık üniversiteli bölüm bizim hayatımızı o kadar da etkilemiyor. Artık dünyanın %50'si arkadaşlar aşağı yukarı okuduğu bölümle ilgili yapmıyor zaten. Bunu da tanıyanı bu arada birazdan değineceğim 4. soruyla. Peki neden bu üniversite? Tabii burada karşımızda iki tane gerekçe çıkıyor belli başlı olarak. Birincisi Haylazır arkadaşlar bu şehirde yaşıyor olabilir ve şehirde kalmak için tercih edebilirler. Ve veya Haylazır arkadaşlar başka bir şehirde yaşayıp puanları buraya uygundur. 3 aşağı 5 yukarı burası gelecek gibidir. Bu sebeple tercih edebilirler. Bence arkadaşlar bu üniversite bu bölüm her iki seçenek içinde her iki arkadaş düşüncesi içinde iyi bir tercih olacaktır. Ve sizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu hakikaten hem üniversite hem bölüm sizi mutlu edecek bir zemine sahip. Tabii kendinizi buraya uygun hissettiğiniz, kendinizi buraya ait hissettiğiniz takdirde. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence açıkçası bariz bir eksisi yok. Bunu söylemek gerekiyor. Sizlerin gördüğü, bildiği, tecrübe ettiği varsa bize yazabilirsiniz yorum olarak elbette. Artı olarak arkadaşlar bence akademik kadrosu ve ders programı gayet başarılı. Yani size sanat tarihi ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz o bilgiyi birikimi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam ben bu bölümü bitirdiğimde yani 4 sene sonra sanat tarihçisi olduğunda hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Özellikle klasik olmayan yollarda. Madem bunu söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada en önemli nokta dijital dünya. Ne yaparsanız yapın bir şekilde dijitalde yer almanız gerekiyor. İster direkt iş bulmak için, iş yapmak için, dijital merkezi park kazanmak için, isterseniz de fiziki dünyaya iş yakalamak için. Burası bir köprü olmalı bu seferde. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız her zaman dijitali merkezi olarak ilerlemek. Çünkü arkadaşlar özel sektörde sizin bilginizi çok daha üst seviyede pazarlayabilmeniz mümkün değil. Ya da bilginizle böyle hiç tahmin edemeyeceğiniz şeyler elde etmeniz mümkün değil. Şu anki dünyada. Çünkü artık herkes zaten stabil. Herkes benzer yetenek setleriyle mezun oluyor. Dolayısıyla sizin bambaşka yanlarınızın olması lazım ki böyle bilinmez bir çıktı elde edebilin. Bilinmezden kastım şu. Mesela ortalama bir sanat tarihi mezunu mezun olacak gidecek ve işte bir yerlere başvuru yapacak. Oradan alacağı maaş bellidir. iş tanımı bellidir. Bu kadar bellilik sizi bir noktadan sonra memuriyete doğru yöneltir arkadaşlar. Memuriyet iyi ya da kötü olarak söylemiyorum. Şu anki enflasyon koşullarında bu sürdürülebilir bir model değil. Dolayısıyla bizim bambaşka kariyer yollarını kollamamız gerekiyor. Peki burada YouTube'un esprisi ne? Yani mesela dijital dünya ve özellikle YouTube biraz vurgusu yapacağım. Bunların artısı ne? Arkadaşlar bunun artısı şu. YouTube sizi bütün dünyaya ulaştırabilir uzun vadede. Yani Instagram, TikTok bunlar da olabilir. Buraları daha çok sevenler için onları tabii tercih etmeli. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada YouTube tarafında yer alarak aslında pek çok ülkeye hitap edebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Mesela e-posta pazarlaması şu anda Amerika'da hakikaten büyük bir sektör olmaya doğru evriliyor. Mesela bir e-posta bilgilerini yaparsınız her hafta ve bu sayede bunları altyazı ekleyip işte İngilizce, İspanyolca, Portekizce gibi dünyanın bambaşka insanları, yerindeki insanlara hitap edebilirsiniz. Örneğin şu an biz bu kayda gireli aşağı yukarı 15-20 dakika oldu ve bu 15-20 dakika içinde dünyanın pek çok bölgesinde sanat tarihinin her bir alanı ile ilgili muhtemelen terabaytlarca veri üretildi. Ama kimsenin oturup bunları tek tek inceleyecek hali yok. Tek tek olmasın. Yani günlük olarak da bunları inceleyecek hali yok. Eğer bu konuda bir işte sistem vesaire yoksa. Peki siz ne yapacaksınız? Siz arkadaşlar bunları inceleyip bunlar üzerine kafa yoracaksınız. Ve belli periyotlarda haftada bir, haftada iki, her gün olabiliyorsa sürekli olarak arkadaşlar video yapacaksınız bu konuda. Mesela arka planda benimkisi gibi bir sunum olacak. İlk üç madde bunları açıklayacaksınız birkaç cümleyle. Sonra diyeceksiniz ki bu haftaki e-posta bülteninin tamamını almak isteyenler işte aşağıdaki linkten alabilirler. Bugün ne? 2 Şubat. Bunu yapmaya başladın. Ne zaman sonuç alacaksın? 3 Şubat'ta değil. 3 Mart'ta değil. İşte 3 Haziran'da değil. Önümüzdeki yılın işte 2 Şubat 2023'ün örneği değil mesela. Hocam peki ne zaman? Yani bir yıl sonra bile sonuç almayacaksan ben bu işi niye yapıyorum? Arkadaşlar bu işin sonucu size 2025'te 26'da dönecek. Nasıl ki bir yandan 4 sene okul okuyacaksak ve orada bir giriş yapıyorsak YouTube da öyle. YouTube daha büyük bir derya. Üniversite gidip dipl diploma alırsan sadece Türkiye pazarına belki giriyorsun. Orada dünya pazarına giriyorsun. Düşünsene bir olayın büyüklüğünü. Dolayısıyla kendini ispatlaman için daha fazla süreya süreye ihtiyacın var. Ama şöyle bir şey var ki, buradan elde edeceğin çıktı, sana belki hayat boyu para getirecek, hayat boyu başka imkanlar getirecek. Bunu sadece cevap düşünmeyin, yani reklam geliri gibi değil. Reklam geliri hiçbir şey arkadaşlar. YouTube'daki pazarlama sana dünyanın bambaşka yerlerinden iş kapılarını açacak. Bugünkü YouTuberların reklam geliri, toplam gelirin içindeki payı %5-10 falandır yani. İşi YouTuber mesela, diyorsun ki bu adam YouTuber ya da bu kadın YouTuber, toplam kazandığı paraya bakıyorsun, izlenme payı, reklamlar vesaire oradaki %5, %10. Ama aslında mevzu onunla başladı. Ama sonra ne oldu? İş bambaşka yerlere geldi. Çünkü bu işler böyledir. YouTube burada bir köprüdür zaten. İçerik üreticiler için. Dolayısıyla sizin için de böyle olacak. Bunu yapacaksın buraya mesela. Alt yazı ekleyeceksin. İngilizce, İspanyolca, İtalyanca. Sonra bakacaksın dünyanın bambaşka yerlerinin iş imkanları çıkıyor. Şimdi ben bunu söylediğimde karşıma iki tane argüman geliyor. Genellikle. Birisi hocam tamam da beni İtalya'daki, İspanya'daki birisi niye izlesin, niye dinlesin? İkincisi de ben İngilizce çok iyi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar birincisi için şunu söyleyeyim. Global ekonomi zaten böyle bir şey. Bu yüzden var. Zaten buradaki maksat bizim bu dünyada yer alabilmemiz. Dünyanın bambaşka yerlerinin insanları hitap edebilmemiz. Global ekonomi böyle bir şey. Ve sistem şu anda bizden bunu istiyor. Eskiden böyle istemiyordu. Eskiden ne istiyordu? Memur ol, düzenli hayatını yaşa ve devam et. Şu anda artık o taraf çok daha fazla sıklaştı. Ve o kişilere ihtiyaç duyulmadığı için bu kadar fazla şekilde söylüyorum bunu. Tabii ki ihtiyaç var onlara da ama bu kadar fazla değil. Dolayısıyla artık kreatif insanlara ihtiyaç var. Youtuber, podcaster, işte freelancer, digital nomad bu tarz başka insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla burada alıcınız var. Bunu söylemek istiyorum. İngilizce kısmı da arkadaşlar İngilizce yoksa da ilk başta bunları transit yaparsınız tamam mı? Yazarsınız oraya Türkçelerine. İngilizce zaten çatpat anlaşılır. Onları alırsanız kopya yaparsınız buraya altyazı olarak. İlk başta evet dediğim gibi yanlışlar çıkar illaki İngilizcelerde. Ama karşı taraf sizi izlediğinde, altyazıyı izlediğinde ne demek istediğinizi temel olarak algılar. Zamanla baktığınız bir şeyler oluşuyor burada bir sene iki sene sonra. Bir kursuna gidersiniz. İşte arkadaşlarınıza belki işte şey yaparsınız bu konu İngilizce bilenlere vesaire. O bir şekilde kendini bulur. Buradaki maksat yola çıkmak ve yolda öğrenmek. Çünkü ben işte şunu düzelteyim, İngilizcemi halledeyim, iyi bir kamera alayım. Bunlara girerseniz bu işin sonu yok. Mükemmel iyinin düşmanıdır arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Peki staj alanakları neler? Bunu bir yere getirdim aslında buraya. Çünkü arkadaşlar burada zorunlu stajdan ziyade ben gönüllü çalışmalara önem veriyorum. Niye böyle söylüyorum? Çünkü arkadaşlar şu an zaten herkes bir şekilde zorunlu staj yapanlar da sizinle aynı bilgiye sahip. Oysa ki bizim derdimiz ne? Hep farklı bir noktada olmak. Yani Türkiye'deki diğer mezunlarla değil de İtalya'daki, İspanya'daki, Amerika'daki sanat tarihi mezunları ile aynı kefede yer alabilmek. Bunun için de üniversite başından itibaren STK'lar, sosyal gelişimcilik kuruluşları, sosyal inovasyon mecraları, bunun akabinde influencer marketing tarafları, dijital pazarlamacılar, buralarda yer almanız çok değerli. Çünkü bu sayede arkadaşlar aslında bambaşka bakış açılarına sahip olabileceksiniz. Mesela az önce YouTube tarafından bahsettik. Sizin YouTube yapıp daha kısa sürede başarıya ulaşmanız için Halihazırda bunu yapan ve başarılı olmuş insanları incelemeniz çok çok değerli arkadaşlar. Peki bölüm mezunları için hocam ortalama maaşlar neler? Burada devlet memurluğu yapanları harç diyorum. Zaten onların maaşları belli her sene belli boy boyutlarla. Bunun akabinde özel sektör için konuşacak olursak arkadaşlar. Eğer önceki soruları yanıtladıysanız yani kendini geliştirmiş hedefini bilen biri olursanız üniversite hayatı boyunca. Zaten son seneye kalmadan muhtemelen ya da en kötü son senenin başlarında birkaç yerden iş teklifi alacaksınızdır. Bu da aşağı yukarı askeri seviyesinde olacaktır. Yani bir yandan okuyup bir yandan çalışma şeklinde ve asgari ücret. Fena bir koşul değil. Bu rakam mezun olduktan sonra muhtemelen asgari ücretin bir buçukla iki kat arası bir maaşla tekabül eder. Ve bu da yine dediğim gibi fena bir başlangıç değil. Çünkü ilerleyen boyutlarda YouTube'dan bir şeyler geldikçe, işte diğer mecradan bir şeyler yaptıkça bu çok daha iyi bir hale gelecektir. Bu benim bahsettiğim biraz daha fiziksel dünya odaklı. Yani YouTube'da bir şeyler yapmadığınızı varsayarsak. Ama derseniz ki genelde böyle mi yürür süreç? Hayır, maalesef genelde böyle yürümez. Çünkü kariyer mühendisliği, kariyer yönetimi bizde zayıf kaldığı için ne yazık ki arkadaşlar bu mevzuları biraz daha mezuniyet sonrasına bırakıyor. Yani işte bir bakayım bakalım vesaire gibi. Üniversite devrimi biraz daha sosyal geçiyor. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben sosyalleşme, işte kulüp, arkadaşlık bunlara yani şeyimce halim yok. Bunları yapmayın. Bunlara vakit ayacak halim yok. Tabii ki hayatın içindeyiz ve bunlar zaten olmazsa olmaz. Zaten az önce söyledik mevzudur. Yani üniversitenin amacı zaten bu büyük oranda. Ama arkadaşlar burada yüzdelik dağılım önemli. Yani sosyallik evet güzel ama yüzde otuz olmalı mesela. Yüzde yüz olmamalı. Kulüp faaliyetleri güzel ama yüzde on yüzde yirmi. Zamanın daha fazlası değil. Burası da olmalı ama bu da yüzde yüz değil. Staj, işte YouTube vesaire bunlar da yüzde yirmi, yüzde otuz. Bunları harmanlamak aslında zaten sizin elinizde olan şey. Ve konuya geri döneyim. Arkadaşlar bunu çok fazla yapmadığı için genellikle askerlik seviyesine başlanıyor iş hayatına. Galilerde şurada burada vesaire. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Askeri almak evet bu da tabii çok iç açıcı değil ama daha büyük sıkıntı şu arkadaşlar. Bu süreçten sonra arkadaşlar bir de üzerine şey düşünüyorlar. Ben nereye aydım? Ne iş yapmalıyım? Yani 24-25'li yaşlarda bir yandan düşük maaş alıp bir yandan hala nereye ait olduğunu düşünmek arkadaşlar mental anlamı çok yıpratıcı olacaktır. Çok zor bir süreçtir. Dolayısıyla mümkün olduğunca arkadaşlar bunu bitirmeye çalışmanızı öneririm. Yani 20 yaşların başında bu konuları düşünüp tartıp buradan yol almak sizin için çok değerli olacaktır. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde merak ettiğiniz sorular varsa elbette yazabilirsiniz yorum kısmından. Belki eski eşiniz bir şeyler olabilir ilaki. Bunun haricinde bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız bu video size bir şarkı videoyu beğenip kanalımıza abone olarak ve destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.